Vatandaşın Vekili, Vekilim TV her yerde ve şu anda biz Bozyaka'dayız. Yerel seçimler öncesinde Karabağlar Belediyesi'nin çalışmalarını araştırıyoruz. Yerel seçimlerde vatandaşımız oyunu nereye kullanacak? Nasıl bir belediye başkanı istiyor? Bakalım, şimdi yanımızda bir arkadaşımız var. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Karabağlar Ülke Ocakları Başkanı Ali Can Acar. Çok memnun olduk. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ederim. Karabağlar'daki sıkıntılar şunlar. Karabağlar'da bir altyapı sorunu var. İzmir'in genelinde olduğu gibi Karabağlar'da böyle bir altyapı sorunu var. Fakat şöyle bir durum var. Karabağlar ikinci belediyesine seçiliyor. İlk belediyesinin seçiminde talihsizlik yaşadı. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçildi. Daha iyi adaylar vardı. Adaylarımız daha iyiydi. Fakat halkın seçimi böyle de. Umarız ki bu seçimlerde adayları daha ince eleyerek, daha sık dolayarak Karabağlar'ın tarihini çok daha kötü bir şekilde yönetilmesine izin vermezler. Biz Ülke Ocakları olarak ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak Karabağlar Belediyesi'nin talibiz. Genel başkanımıza da belediyenin anahtarını götürdük, teslim ettik. İnşallah bu seçimlerde de belediye alacağız ve Karabağlı halkının hak ettiğinden daha iyi bir yönetimli şekilde olduğunu da ispatlayacağız. Şimdi Konya, Niğde, Manisa, şimdi bu bölgeler, bir de İzmir. Milliyetçi Hareket Partisi'ne baktığımız zaman burada yerel seçim almak, buranın bir yapısına, sosyal yapısına baktığınız zaman biraz daha zor değil mi? Siz zor bir şeye soyunmuyor musunuz? Ülkücü her zaman çileye taliptir. Yani şimdi bahsettiğiniz yerlerde daha geniş alanlar ve yeni yeni kentler kentselleşmeye başladığı için böyle bir sorunlar sık sık yaşanıyor. Ve hani şöyle de bir durum var. İç Anadolu'nun insanının düşüncesiyle buradaki şöyle söyleyeyim, burası biraz daha kozmopolitik bir bölge. Göç alan çok fazla bir bölge. Hani düşünceler ister istemez burada karışabiliyor ama oradaki insanlar daha sade ve daha yalın düşündükleri için dediğiniz gibi buraya göre biraz daha oralar kolay olabilir ama biz burayı alacağımıza inanıyoruz yani. Peki bu örnek veriyorum. Mesela Manisa'da yaptığımız çalışmalarda, araştırmalarda şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nden Cengiz Başkan şu anda orada. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanı. Yapılan çalışmalarda da Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin sandıkta birleştiğine dair biz röportajlar yaptık. Sizce burada da böyle koalisyon tarzında bir şeyler biz, olabilir mi? Daha önce de genel başkanımızın yanına çıktığımızda genel başkanımız bize talimattır. Hiçbir şekilde birleşme yoktur. O bizim oy pusulamızda her zaman partimiz gözükecektir. Her yerde de, her ilçede, her beldede, gerekirse her mahallede dahi belediye başkan adaylarımız çıkacaktır. Nedir Milliyetçi Hareket Partisi olarak şu anda Karabağlar'daki çalışmalar, adaylar, bunlardan da bize biraz bahseder misiniz? Süreç daha yeni yeni başlıyor sizin de bildiğiniz üzere. Aday adaylıkları yeni yeni açıklanmaya başladı. Daha süresi var bildiğiniz gibi. Zamanla aday adayları da ortaya çıkacaktır. Sadece tek istediğimiz halkımız bunları iyi değerlendirsin, aday adaylarımızı iyi tanısın. Hani tabiri caizse artık at gözüyle bakmaktan kurtulalım, Karabağları en iyi şekilde yönetelim. Vekilim TV olarak şu anda Karabağlar'da Çalıkuşu Mahallesi'ndeyiz. Yerel seçimlerle ilgili vatandaşımızla röportaj yapmaya devam ediyoruz. Yanımızda bir beyefendi var. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ne yaptık şimdi? Var mı sıkıntı, dert, tasa? Sıkıntı sorma. Sıkıntıdan kurtulduğumuz yok ki. Vallahi de. Tabii. Emeklinin hali kötü. Bozyaka'nın hali kötü. Çalıkuşu Mahallesi'nden bahsedin. Ben 35 senedir Çalıkuşu Mahallesi'nde oturuyorum. Ve şu Çalıkuşu Mahallesi'ne yapılan hiçbir hizmet yok. Evet. Ve bir barkımız var. 25 gündür lambaları yanmıyor. Yollar sular basıyor. İlgilenen yok. Evet. Daha ne söylenecek ne var? Hiçbir tane hizmet yok. Hizmet yok diyorsun. Yok. Peki yerel seçimlerde ne olacak? Sıtkı Başkan'dan memnun musun? Vallahi Sıtkı Başkan'dan ben bir seçilirken gördüm, bir daha görmedim. Ve inan kişiliği olarak bilmem ama hizmetlerinde Bozyaka'ya karşı sıfır. Bozyaka'ya karşı sıfır. Evet. Ne olacak bundan sonra? Kimi seçersin? Kimi? Kriterin ne? Vallahi benim insanlık çok önemli ve halka hizmet. Mühim olan bu. Vatandaşla ilgilenmek. Vatandaşların dertlerini dinlemek, onlara hizmet etmek. Hani insandan, bir başkandan beklenecek ne var? Parti önemli değil. Evet. Mühim olan insanlara hizmet etmek. Yerel seçimde bu diyorsun. Yerel seçimde bu. Teşekkür ederiz. Rica ederim. İnşallah istedikleriniz gibi olur. İnşallah, inşallah. Bütün temennimiz o. Bazen Karabağlar Belediye Başkanı'nın gitmediği yerlere bile gittiğimizi düşünüyoruz. Çünkü
Vatandaşlar diyorlar ki buraya hiç başkanımız gelmedi ve şu anda yanımızda bir vatandaşımız var, soracağız bakalım Bozyakalı mı, derdi sıkıntısı var mı? Yerel seçim yaklaşıyor abi. Ben İzmirliyim kendim. Evet. İzmir Belediyesi'nden o kadar çok memnun değilim ama yine de memnunum ama Bozyaka Belediyesi, Karabağlar Belediyesi olarak hiç memnun değilim ve memnun değiliz diyorum ben Bozyaka halkı olarak. İnşallah buna da bir önlem alırlar, bir çare bulurlar. Belediyem neler yapar, neler eder onu bilemem. Nedir mesela senin bulunduğun yer sokak olarak falan nedir orada özellikle? Ya şimdi altyapı zayıf. Bir de esnaflar da çok üstüne gidiyorlar. Neden gidiyorlar onu bilemiyorum. Ayrım kayırım çok. Karabağlar Belediyesi için diyorum ben bunu. Yani belediyeden ben hele esnaf olarak hiç memnun değiliz yani. Vekilim TV olarak gece gündüz sokaklardayız, caddelerdeyiz. İzmir'de Karabağlar Belediyesi'ne bağlı olan Bozyaka'dayız. Eski İzmir Caddesi'ymiş burası. Ve vatandaşımıza soruyoruz, belediyeden memnun mu? Bu bölgeyle ilgili sıkıntıların neler? Seni tanıyalım önce abi. Evet, ismim Şenol, soyadım Ay. 18 senedir bu caddede duruyorum. Yağmur yağdığı anda tüylerim bakın diken diken oluyor. Her taraf su. Yağmur berekettir abi. Ama bakın özür diliyorum ama her yeri su basıyor. Demir sistemler kurulmadı. Çok güzel bir çalışma görmüyorum. Akıntımızın güzel olmasına rağmen burada her yağmur yağışında mekanlar basıyor, su basıyor. İnsanlar lagar sularının içinde yanlış anlamayın özür diliyorum. Olmaz böyle bir rezalet. Böyle bir rezalet. Yani o sizi özellikle diyorum ki yağmurlu bir gün de gelin buraya. Özellikle söylüyorum görürsünüz yani. Türkiye'nin her yerinde var yağmur ya. Ama özellikle Bozyaka'yı diyorum ki Bozyaka'yı diyorum. Yani bende resimler dahi var. Ben bunu hatta belediyede sundum. Belirli yerlere de gittim, makamlara gittim ama sonuç alamadım. Ne olacak bir şimdi? Bir vatandaş olarak. Şimdiki yerel seçimlerde ne olacak? Vallahi hayırlısı neyse olsun ama hizmet istiyorum. Yani AK Parti'ymiş. CHP'ymiş benim için fark etmez. Önemli olan hizmet diyorum, hizmet. Yani burada çalışma. Evet. Kanalizasyonları genişletme, demir sistemleri Hatay'da var mı? Her yerde var ama Bozyaka'da yok ne hikmetse. Bunu özellikle vurguluyorum. Çok teşekkür ederiz, çok rica sağ olun. Ederim. Artı seyyar satıcılardan bıktık. Karabağlar Belediyesi özellikle söylüyorum üstüne basa basa vergi almadan ve özellikle söylüyorum manav. Özellikle söylüyorum her yer seyyar satıcı. Artı giysi her yer bayramlarda. Bizi belediyemiz korumuyor, kollamıyor. Bayram günü buralar insan yani seyyar satıcılar. Ya kardeşim zaten iş yapamıyorsun. Kalkıyor seyyar satıcılar bayramında 3 gün iş yapacaksın. Seyyar satıcıdan elimizi alamıyoruz. Biz evet. Şu anda Bozyaka'dayız. Ne yapıyorsun sen öncelikle? Meslek ne? Ben emekliyim ve aynı zamanda çaycıyım. Çaycısın. Evet. Nedir kriterin? Ne istiyorsun? Belediye başkanından memnun musun? Herhalde bazı şeylerde eksikler de var. Mutlaka olacak bununla yerel seçimlerde ama başkan her zaman için geçerken gördüğümüz kişi memnunuz. Ama nasıl diyeyim daha da iyi olmasını isterim. Nedir buraların sıkıntısı? Buraların sıkıntısı günlük olarak bakın şimdi çöpler toplanıyor ama bir noktada haliyle de gene de ara sokaklarda kalan çöplerin daha iyi toplanması. Bana göre öyle. Ama tabii isterim ki her zaman için daha güzel şeylerin olmasını isterim. Semtimiz Kıyıcakundu Mahallesi. Onun için ama biraz daha yakınlık gösterilirse bu benim için memnun edeceğim. Tabii canım. Mutlaka. Hani bu su baskınları var diyorlar burada. Çok acayip. Hem de burası. Olduğundan fazla bir su baskını var burada. Yukarıdan inen sel, burası yağmur yağdığı anda geçemezsin. Geçemezsin, mümkün değil. Evet. Çok felaket. Esnafın en büyük sıkıntısı bu değil mi? Mutlaka şu aradaki caddenin veyahut da buradaki esnafın kendin en büyük sıkıntısı. Kendin de söyle bu caddeyi. Burası Coşkun Kale Sokak. Coşkun Kale Sokak. 5714 sokak oluyor yani şeysiyle beraber. Ama esas ismi Coşkun Kale Sokak. Ama burada yağmur yağdım burası bir felaket. Buradan geçemezsin mümkün değil.